Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar, yeni abone olan arkadaşlar soruyor. Nerede hayvancılık yapıyorsun? Nerede, memleket nerede diye soruyorlar. Onlar için bir hatırlatma yapacağım. Konya, Bozkır, Çağlayan Mahallesi, Çat Yaylası'ndayım arkadaşlar. 7-8 ay yayladayım. 4 ay köydeyim. Bu işi 8-9 yıldır yapıyorum ben bu koyunculuğu, ama esas baba mesleği bu. Babam 67 yaşında halen bu hayvancılığa uğraşıyor. Koyundu, geçiydi ama şu an geçi yapıyor o. 67 yaşında yine devam ediyor. Yani ben bu işe, hayvancılığa başlama sebebim, ya iş derdi yok, aş derdi yok. Ondan sonra 2007'de 2013'e kadar kayve çalıştırdım ben. Baktım insanlarla uğraşmaktansa dedim hayvancılığa döneyim dedim. Hiç olmazsa baba mesleği. Bu işe başladım arkadaşlar. Keşke daha önce başlasaymışım ben bu işe. Ama bir şey var, yalnız olmaz. Onun için yanında illaki bir destekçim olacak. Sağ olsun. Allah uzun ömürle versin. Cümle bizimkiyle beraber. Benim Abdullah'ım var. Abdullah olmasa, yani bezdir adam ya. Bir işin olduğunda yapamazsın. Ekstra bir işin olduğunda gidemezsin. Onun için herkese tavsiyem, bu işi yapmanızı tavsiye ediyorum. Ama tabii bir işi herkes yaparsa ne olur? Problem olur. Problem derken, bir şey ne kadar çok olursa o kadar ucuz olur. Ha, saman yem ucuz olsun, girdileri, et de ucuz olsun yani. Bir insan ev ayda 2 kilo alayana 5 kilo alsın evine etini. Biz de 10 çuval vereceğimiz yemi 20 çuval verelim. Onun için arkadaşlar, 2 gündür de video çekemiyordum. Çekememin sebebi, cumartesi günü yem geldi. 5 ton yem getirdim. Ezme, yani koyuna vermek için arpa ezmesi. Onu çekmek için köye gittim koyundan geldikten sonra. Ondan sonra pazar günde, dün de şeydeydim yaylada, hatta sabah koyuna bile Abdullah gitti. Abdullah'ın göndermemin sebebi, çok uzun ayağın olmuş ya. Abdullah'ı göndermemin sebebi, benim işlerim vardı arkadaş. Saat 11'de koyundan geliyorum, 2'de koyuna gidiyorum. Hani bu 11 ile 2 arasında yetişmeyecek diye. Sağ olsun oğlum gitti koyuna. Onun için hepinize, dinlediğiniz için de hepinize teşekkürler. İzlediğiniz için de. Tam Ekim ayı girdi. Hem kırağı düşmeye başladı. Hem de geçiler tekeye gelmeye başladılar. Zaten 6 mı 7 mi geçi var. Bunlar da tekeye geliyorlar. Köpekler de yok ama inşallah bir sakatlık yaptırmadı. Çünkü niye yok köpekler? Akçapınar Yaylası'nda orada bir tane inek ölmüş. Kimin öldüyse oraya gidiyorlar arkadaşlar, leşmeye. Sabah yaylanın üstüne kadar geldiler. O tarafa gittiler. Tabi bilemem, belki gelirler belki gelmezler ama o inek ölüsünü oraya gittiler. Sadece bu iki çapar var değil mi, çapar? Kızım, babim, anan artık gelmiyor değil mi? Onun yerini sen aldın, küçük babi diye sen yetiştireceğim.
Bir geçen arkamızda 5-6 tane oğlak dolanıyor. Bizim tekalı oğlumuz da hiç umurumda değil, sıkır gibi yaylıyor. Oğlaklar daha aşağıda kaldı ama Karamoğuz yönünde, Kızıl Alış'ta. İnşallah gelirler. Aa, maşallah be. Gerçekten güzel arkadaşlar, koyun karın doyuyor. Biraz işlerim var işte. Şu işlerim olmasın gerçekten, sabah gider akşam görelim. Çünkü kırağı düşüyor. 6'da salayım ama 7'de salarım. Sabah bir çıkarım, akşam kadar gelmem. Ama işte dediğim gibi işlerim var. Bir inşaat işi var daha doğrusu. Yani ahır yapacağım. Stüdyo yapacaksın. Onun için mecbur gidiyorum. İşte 11'de 10.30 gibi yaylaya varıyorum. 11'e kadar kahvaltımı yapıyorum. 11'de başlıyorum. 2'ye kadar, 2.30'a kadar yemeğimi yiyorum. 2.30'da koyun tekrar salıyorum. Ama yapmış yok. Ne oldu? Deli çapar. Köy dağındaki davar güden, koyun güden arkadaşlar, gerçekten şu anda işleri çok zor. Pelit dökülüyor, armut dökülüyor. Bunlara çok koşuyor. Koyun olsun, geç olsun. O yüzden özellikle bizim birader var. Onunla da video çekeceğim bir gün. Onu da görmenizi isteriz. Sizin çardağı var. Ya. Cebimde diyor, atlet götürüyorum diyor. Sırtımdaki atletin suyu çıkıyor diyor birader. Çünkü ben her zaman diyorum, koyun yaylayı görecek. Köyle bizim buranın arasında hava raporuna göre yani en az 10 derece var. Köyde sıcaklık 35 derece olursa burada 25 derece. Elimizden geldiği kadar, elimden geldiği kadar arkadaşlar, Güneşin erken doğduğu yerlere gidiyorum çünkü kırağı var. Kırağı olduğu zaman ala kırağılı otu kavradı mı koyun, yedi mi? Bu sefer
Düşük yapma ihtimali yüksek olur soğuktan dolayı. Ha şunu da söyleyin. Benim koyun içinde bu kuyruksuz kırması olan koyunlar var. Onlar benim değil arkadaşlar. Çünkü bir arkadaşın hatır için güttük. Ama son olsun işte. Kuyruksuz koyun bir kere içine girmeyecek. Ya girmeyecek diyorum, gütmeyeceğim diyorum ama ya adam kapı komşum yan yana evlerimiz ayıp olacak. Onun için bu arkadaşa da söyleyeceğiz. O kuyruk suları temizlesin yavaşça. Birer ikişer, birer ikişer. Zaten 4-5 bir şey var. Birer ikişer, birer ikişer satsın. Akşamüstü bu sefer şeye geldim. Akçapınar yaylasının olduğu yere geldim aşağı boğaza. Çünkü artık gölde Karaş'ta yeni otlar, taze otlar çıktığı için gölün otunu tutmuyor. Onun için artık şimdi sonra Karaş bölgelere gitmek lazım. Bir de sabahları Ağıl'dan aşağı taraf işte aşağı taraf Ağıl'ın altından gari alt tarafından geldiğim zaman bu tarafa gelmeye bir şansım var. Onun için şimdi sabahları kırak oluyor. Güneş almıyor. O yüzden sabahlar bu tarafa gelmiyorum. Buranın otu da çok güzel. Bu tarafa akşamüstü sabahlarda yukarıya ne kadar güneş erken doğarsa o kadar iyi olur. Yani güneş erken alan yere gitmek lazım sabah. İnşallah bu kırağılı havalardan dolayı kuzu atımı düşük yapma ihtimali olmaz. Bakalım hayırlısı. Oyunun yarısı yoldan aşağıda. Çocuklar ne yaparsın lan? He? Badi niye gelmedi? Arkadaşlar bu yaylara yeni evler. İlk bu Akçapınar'dan başladı benim bildiğim kadarıyla. 94 müydü 95 miydi herhalde yanlış dedim. 94 olması lazım. Burada saat kulesi var. Bu da 95'te yapıldı. Bunu iyi biliyorum. Hemen hemen 25-26 sene olmuş. Ama tabi buranın çetin hava şartlarından dolayı dökülmeye başlamış. Umarım Akçapınar'ın muhtarı veyahut da derneği buna bir çözüm imkan bulurlar. Elden geçmesi lazım. Çünkü dağılmaya başlamış arkadaşlar. Suası dökülmüş. Hasan dayı!
Arkadaşlar kuş burnu da tam olma kıvamına gelmiş. Bazısı olmuş, bazısı da olmamış ama boyunda bile çok. Hafif eşki mayhoşu bir tadı var. Bunu koparayım. Bak, bu olmuş. Görüyor musunuz? İçine sıktırdığında aynı salça gibi, ketçap gibi içinden çıkıyor arkadaşlar. Şuna baksana sen şuna. Hey! Ulan koyun sivirtme bak şimdi vallaha. Koyunun için en nalet koyun bu koyun işte. Şu koyun. Zaten şurada bir haftası kaldı. 5 gün kaldı. 5 gün sonra yok. Oğlakla geçileri karnını doyurmasına izin vermiyor çünkü. Ama biliyorum da niye oluyor. 6-7 tane geçi var. O 7 geçi hemen aynı bir gün içinde doğumları gerçekleşecek. Çünkü 4-5 tanesi aynı anda kekeye vermiş. Yok kuş. Yok kız. Arkadaşlar özellikle benim kendi koyunlarım hemen hemen hepsi elime gelir. Ama isterseniz şu başka emanet koyunlar ele gelmiyor. Artı onları kaçtı diye benim koyunlar da kaçıyor. Kışın bir gidin mi ne oldu kız? Ne istedin? He? Tuz mu istedin? Yarın yersiniz tuzu. Tamam. Tamam mı? Saat 6:20 var. Buradan ya bizim Eliya varasya 7:30'u bulur. Koyun iyice ağırlaştı. Geçler de tekeye geliyor arkadaşlar. Oğlaklar eziyet diyor diye geride kalıyor bu sefer. Oğlaklar da kalıyor bunlarla.
Vay. Akşam oluyor arkadaşlar. Yavaş yavaş artık yaylaya yaklaşıyoruz. Vay. Ne yaparsın çocuklar? Bugünlük de videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bay bay dedim. Öpücükten. Balın nerede? Orada mı? O kızım hayır.